Kolay gelsin. Sevgili dostlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni bir gezide, yeni bir hareket noktasından sesleniyoruz size. Şu anda Eskişehir yolunda Kafes Fırındayız, kahvelerimizi içiyoruz. Kenan'ın hazırlayıp tamamıyla üstlendiği bir gezi bu. Bu gezide çok güzel noktalara gitmeyi planlıyoruz. Sizlere çok güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız. Rotamız hakkında genelde bilgi vermek gerekirse Ankara'dan hareket edeceğiz. Polatlı üzerinden Afyon Karayolu'na, eski karayoluna bağlanıp Frig Vadisi, Frigya, Yazılıkaya bölgelerini gezeceğiz. Oralarda çekimler yapacağız. Bir gece konaklayacağız. Yolda bol bol sohbet edeceğiz Kenan'la. Sizlere de güzel görüntüler yakalamaya çalışacağız. Yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, sabah şimdi buluştuk yine Turan abiyle saat 8 civarında. Yolumuz uzun bu sefer. Çok değişik bir bölgeye gidiyoruz. Beni her zaman heyecanlandıran bir bölge. Bir enerji kaynağı olduğuna inanıyorum o bölgenin ben. Frig Vadisi'ne gidiyoruz. Birçok yer gezeceğiz. Birçok noktaya uğrayacağız. Çok değişik olacağını düşünüyorum. Bunları izlemek oldukça sizin için de heyecan verici olacaktır. Ne zamandır gitmek istediğimiz bir rotaydı bu aslında ama bir türlü fırsat bulamamıştık. Bu hafta sonu ikimiz de bir fırsat yakaladık ve orada bir gece konaklamalı olarak gidiyoruz. Çok heyecan verici bir bölge orası. Yani çok fazla bilinmeyen ama gerçekten çok önemli, çok değişik tarihi yapıların da olduğu bir bölge. Gidip gezip bir hava alıp oraların ayrıyeten bir kendine has bir havası var. Onu hissedip güzel bir gezi yapıp dönmeyi düşünüyoruz. Yolda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Frig Vadisi yolcusu kalmasın. Evet, kalmasın. Bakalım çıkıyoruz yollara. İnşallah keyifli bir gezi olur. İyi arzu ediyoruz. Siz dostlarımızla beğenirseniz harika olacak. Evet arkadaşlar, Polatlı'dayız. Polatlı'ya geldik. Şimdi buradan Frig Vadisi'ne başlamadan önce durulması gereken bir nokta var. Midas Tümülüsü. Oraya gidip bir orayı görelim dedik. Tümülüs'e girebilirsek biraz serinleriz orada. Oradan da Frig Vadisi'ne doğru devam edeceğiz. Şimdi Kenan bu rotayı planladı dediğim gibi. Çok güzel noktalar belirlemiş. Tabii yol şartlarının uygun olması durumunda yapabileceğiz bunları. Çok kötü yol şartı olursa hani olmazsa pas geçeriz diye konuştuk. Tabii. Yani belli olmuyor. Yaz ayında evet. Yolları yapıyorlar, kazıyorlar, sift döküyorlar. İşte geçiren ışık daha gittiğimizde evet. De öyleydi. Bir de motorlar da battı. Öyle bir oldu ki o zift kolayına çıkan bir şey de değil. Gaz yağı bulmanız gerekiyor ya da kutularca işte firmaların sattığı bu tip sökücüler sıkmanız gerekiyor. Zor oluyor yani. Ama çok zorlamayacak şartlar varsa da gitmeyi arzu ediyoruz bakalım. Evet. Polatlı'nın hemen girişinden sağa döndük. Yaklaşık bir 15 kilometre, 18 kilometre gösterdi. Evet. Bakalım gidiyoruz şimdi. Şimdi Yassıhöyük Bordiyon'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ya Ankara'nın yanı başında böyle tarihi... Evet, birçok yani insan da buraya bilmez, gelmez. Evet.
çoğu insan bilmez. Evet, habersizdir. İlgisini çekmez. Ama resmen antik kentler var yani. Evet. Yine bizim sevdiğimiz yollara geldik. Sevdiğimiz yollara geldik. Ah, birazcık da ağaç olsaymış. Evet. Çok güzel olurmuş. Buradan Ayaş'a bağlanıyor yol. Bu arada bugün cumartesi. Bu bugünden itibaren Ankara'da hava ciddi anlamda ısınacak yine. Bugüne evet. de 33 derece gösteriyordu ama. Bayağı rüzgar var değil mi? Yani biraz rüzgarlı bugünlerde Ankara. Evet, şu ana kadar saat 10 oldu. 24 dereceyle gidiyoruz evet, şu anda. Gayet güzel bir hava var. Yani hiç bunaltmadı, rahatsız etmedi. O anlamda da şanslıyız yani. Evet. Tabii uzun bir rotamız var. Tabii öğleden sonra illaki ısınacak canım yani. Evet. Ona yapacak bir şey yok. Fakat Eskişehir taraflarında Kenan, hı hı. gece bugün 21-20 falan gösteriyor. Evet. Bak, olur mu? Hayır, daha düşük. 16 derece. Evet gösteriyor. Evet, serin olur illaki biraz. Evet. Gideceğimiz yerler dağlık alanlar. Evet. İllaki bir serinlik olur. Dağlık Frigya diye geçiyor zaten. Güzel ormanlar falan. Çok güzel bir coğrafya. Yani çok bilinmeyen bir yer. Bence Kapadokya'ya alternatif bir yer. Hatta bugüne kadar niye öyle duyulmadan kalmış bir yer? Şimdi görünce arkadaşlar ileride anlayacaklar. Evet. Çok enteresan. Bozkır bir ova evet. görüyoruz şu anda. Şimdi eskiden de bu Frigler tarımla uğraşırlarmış. Yani o ilk döven makinalarını falan, o dövenler falan vardır ya, taş evet, evet. keserler, hep onların icadı yani. Aslında o kültür buralarda hala devam ediyor. Yani bu tarım alanlarına yerleşmişler, tarımı yapan. O yüzden buralar çok verimli topraklar, bu Sakarya Irmağı'nın alüvyonlarıyla zenginleşen topraklar. Frigler de gelmiş, orada durmuşlar. Hani baş şehirleri orası. Evet. Gordion. O Midas'ın tümülüsü de burada işte. Dağın içinde bir mezar. Bu turumuz daha böyle sohbetli, birazcık tarih, evet. birazcık gazlama vesaire şeklinde olacak. Bu arada Kenan'la şimdi gelirken, Eskişehir yolundan Polatlı'ya gelirken bir şeye karar verdik. Camlarımızın arkasına saklandığımız zaman rüzgar sesi hemen hemen hiç kalmıyor. Evet, özellikle rüzgarlı bir hava bugün. Onu daha çok deneme fırsatımız oldu. Evet, ve birbirimizi duyma, konuşma evet. konusunda da çok daha harika bir iletişim sağlayabiliyoruz. Onun için ikimiz de şeye bakacağız galiba. Tur camına. Evet, öyle gözüküyor. Ziftler sıcaktan mı bir şey olmuş yoksa renkleri mi böyle? Daha çok sıcak, sıcak da değil aslında. Sıcak da, şu an çok sıcak değil. Çok bulaşık bir şey de değil ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Ortadaki daha açık renk alandan gidiyorum ben. Ben de öyle hani yapıyorum. Kaydırmasın motosikleti. Ama şu anki durum daha çok yapışık yapışık bir şey değil gibi bu. 6 kilometre kadar bir alanımız kaldı zaten. 5 dakika. Tarım işçileri bak abi bunlar. Evet. Araba var. Burada biliyorsunuz soğan üretiminin ana yerlerinden biri bu Polatlı. Bunlar bir ara depoculuk yapıyor diye operasyonlar düzenlenmiş değil mi? Evet. Bunlar soğan ekerse soğan ucuzluyor, ekmezse yandık. Bir taraftan da hasat yapıyorlar. Evet. Bu bölgede birçok tümülüs var abi. Mesela bak şunlar tümülüs biliyor musun?
Mezar yani, şunların içi mezar. Hani şimdi bile aslında bu aynı kültür var. Tabii daha küçüğünü biz hani ölülerin üzerine böyle hafif toprak yaparız ya. Evet, evet. Aynısı. Tabii bunlar biraz daha büyüyor. Bayağı büyüyor. Esas Midas tümülüsü hani Türkiye'deki en büyüklerden biri. O Nemrut'un tümülüsüyle hemen hemen aynı. Bak görüyor musun tümülüsleri evet. abi? Bak şunların hepsi mezar. Tabii hepsi açılamıyor bunların. Evet. Bak şurası da Midas tümülüsü bak büyük. Burayı 50'li yıllarda Amerikalılar açıyor. Zonguldak'ta kömür işçilerini getirip kazdırıyorlar abi. Hmm. Düşünsene o zaman bu kadar toprak yığmak için günlerce, aylarca uğraşıyor canım, demek ki adamlar ya. Milattan öncelerden bahsediyoruz tabii bunlardan. Evet. Midas tümülüsü işte şurası. Şu büyük olan. Şurası Gordion Müzesi. Yassıhöyük burası. Şimdi şurada bir yerde park edelim abi. Şeyin müzenin girişi varsa. Bak şurada yer var ya bak. Şurada şuraya park edebiliriz şunlara. Şöyle durabiliriz 2 dakika şurada. Şimdi adamlar geliyor Amerika'dan, burayı keşfediyor. Bizler uyuyoruz o dönem tabii. Daha tabii bunları 1800'lü yıllarda, 1900'lerin başında keşfediyor Alman arkeologlar falan. Tabii Anadolu'yu adım adım geziyorlar abi. Nerede ne var götürecekler yani. Burada bulunanlar o zaman. Bu herifi bulan adamı da böyle o zamanların Indiana Jones karakteri gibi bir adam var. Kazı ekibi 1957 yılında. Şunlar falan çıkıyor buradan. Tabi altın falan çıkmıyor. Ya da çıkıyor. Da söylenmiyor. Söylenmiyor. O aralar gidiyor. Midas'ın altınları abi. Yalnız nasıl serin? Evet. Bu toprak yığıntısını düşünürsen. Evet. Tepe noktası kaç metreyse o kadar. Yaklaşık 50 metre civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Artı eksisi olabilir. 50 metre yukarı doğru. Bu işte bu Frigya gideceğimiz yerlerin kralının mezarı. Daha doğrusu bu Midas'ın babası olduğu söyleniyor bu Gordios diye bir adam. Bak abi. Mezar da ayrıca şey ya. Yani. Ardıç ağaçları abi görüyor musun? Hala evet. Nasıl sağlamlar. Bak bunlar ardıç ağacı. Nasıl bir sağlam ağaç olduğunu gör. İşte bu odanın içinde bulunuyor bu zat. Thank you.
sonradan tabii şeylerle güçlendirilmiş kolonlarla buralar. Hani zarar gelmesin diye. Ama işte bu duvar açılıp mezar bulunuyor. Sonradan bunun adamın iskeletini falan kaybediyorlar bizim Ankara Üniversitesi'nde falan. Sadece kafatası galiba bulunuyor. Böyle bir yer. Ne evet, ilginç değil mi? Enteresan. Dağın içinde hep böyle yalnız. Buradaki tümülüslerde aynı mantık var. Evet. Hatta bizim Anıtkabir'de bile var tümülüs, biliyor musun? Evet. İki tane. Zamanında Atatürk evet. onları da açtırmış. Şeyde var. Aş diye giderken sağda hani büyük bir güzel de var. Atatürk Orman Çiftliği'nde var. Abi şunlar kaç bin yıllık ağaçlar, görüyor musun? Ardıç ağacı. Hadi gel. Evet. Nasıl serinledik ama. Tarih yolculuğuna çıkıyoruz bugün. Şimdi nasıl bu orta noktada oluyor? Bunlar mezarı yaparken de şu üstüne doğru ardıç ağaçları yerleştiriyorlar. Yukarı doğru da. Ki ona göre yığarlarken merkez noktayı alıp üst üste ardıç ağaçlarını koyuyorlar. Yukarıdan evet, ardıç ağaçları. Yukarı kadar evet. Tabii. Bayağı büyükmüş aslında. Evet. Bir dikme yapıyorlar ondan sonra da. Bak duvar da var etrafında. Tabii tabii duvarla da örüyorlar. Onun üstüne döküyorlar kumu. Enteresan. İşte şunlar falan hep oralardan çıkıyor bak. Sehpalar. Evet. Ahşap işçiliği de bu adamların bak. Evet. Ahşap işçiliğine bak. Şu şekilde bulunuyor işte. Bak şu vaziyette. İşte evet. cenaze burada. Burada tabak, çanak, bilmem ne. Şunlar. Bak ilk şey. Çengelli iğne örnekleri. Fibulalar. Evet. Değişik. Evet, Gordiyon Müzesi. Bak şu Büyük İskender. Bu güya Gordiyon'un düğümünü çözmüş falan. Öyle bunun bir hikayesi var. Bak camları görüyor musun? Cam. Cam işçiliği yapıyorlarmış o zamanlar. Bak Midas diye bak kulağını görüyor musun? O zaman eşek kulaklı Midas diyor ya. Bak, orada da öyle, o zaman öyle resmetmişler. Mezarları da böyle mi koyuyorlar? Ha, böyle taş işte Polatlı Hüyü'nden çıkan mezarlarda böyle saksının içine çocuk mucuk işte şeyleri. Kibele heykelciği falan filan. Baksana o kuşlarına bak. Bunları hep abi maalesef ki hep Amerikalılar kazıyı burada yürütüyorlar. Mutlaka ki çok kıymetli. Tabii. Şimdi müzayedelerde bak Avrupa'da falan böyle Frig dönemi diye arattır abi bir sürü parça, purça, satılık. Çok geliştirmişler kendilerini. Baksana ama. İşçiliğe bak. Bunlar ahşap işçiliğinde falan. Özellikle onda da çok gelişmiş bir toplummuş. Tarımda, ahşap işlemede bak. Su kanalları falan görüyor musun? Çok değişik. Ha, Midas'ın. Bak bunun yüz kalıbını adamın iskeletinden etlendiriyorlar. İngiltere'de. Yani iskelet oraya gidiyor. Ondan sonra tekrar şimdi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde onun olduğu varsayılıyor yani. Sen televizyon al abi ben pervaneyi alayım. Tamam. Çok yalnız içler acısı bir durum değil mi? Yani müze durumu. Çok iyiydi. Bir de şurada şeyler var.
akordiyondan çıkan şeyler bunlar. Evet, bu kadar. Gidebiliriz. Evet. Midas. Midas da böyle. Çıktım ben. Tamam. Evet. Tarihi araştırmalarımızı ve öğrenmelerimizi yaptıktan sonra tarihi gezimize devam ediyoruz. Gezimize devam ediyoruz. Ankara çevresinde neler var? Şimdi Eskişehir yoluna buradan bağlanacağız. Geldiğimiz yoldan geri dönmeyelim dedik. Buradan bir bağlantı yolu varmış. O yoldan gidelim dedik. Bakalım. Tabi durunca hemen ısı 30 dereceye yükseldi. Evet. Ama şimdi tekrar güzel serinlik oluşmaya başladı. Tekrar şuradan kamyon geldi. Dikkat. Arkadaşım eşek vardı bir tane de. Midas'ın eşeği. Eşek kulaklı Midas. Antik kentin içine girmedik. Çünkü vakit yok her yerde durmaya motorlu olunca. Çünkü çok yolumuz var. Doğru, saat 11'e 20 kaldı bile yani. O kadar çok var. Tümülüs var ki abi. Çok fazla, evet. O büyük olan. Bir tane daha büyük varmış ilerlerde bir yerde. Onu daha açmamışlar. Yük treni de gidiyor. Şu traktörü geçiyorum ben. Köprüden önce mi geçiyorsun peki? Araba yok yani, o yüzden serbest. Yani biraz İzmir'de kalmış falan bir müze aslında burası. Tabii ilgi çekici olabilmesi için aslında birazcık şey yapmak lazım. Ya tabii canlandırmak lazım. Evet. Yani aslında yani çok önemli tarihi miraslar bunlar. Hani cezbedecek çok fazla sergileme adına birazcık daha bir şeyler olsa. Evet. İnsanlar belki gelirler ama. Evet, bizim için esas yolda olmak, sürmek ama böyle güzellikleri, böyle enteresan şeyleri de kaçırmamak lazım. Evet. Ben uzun yıllardır Ankara'da yaşayan bir insan olarak böyle burnumun dibindeki bir şeye ilk defa geldim. Evet. Değişik bir deneyimdi. İlgilenecek olan arkadaşlar varsa Ankara'da yaşayan, hani en azından onlara da bir göz olduk, gösterdik şöyle. Ya işte şöyle. Gelecek bir rota burası yani, evet. Sonuçta ya. Aynı Midas zamanda tümülüsü. Da rota, gayet güzel bir rota. İşte Midas tümülüsü var Ankara'da yani meşhur eşek kulaklı Midas hikayelere konu olmuş falan, böyle bir şeyin mezarı. Tabii büyük ihtimal onun babasıymış bu ama. Evet. Onunkini daha bulamadılar büyük ihtimal. Ya da çok değişik bir yere gömdürdü kendini. Ya da siyasi oyunlara kurban gitti o zaman. Olabilir. Hemzemin geçitten geçiyoruz. Az önce yük treni geçti. Şurada kakalamalar olmuş. Evet. Motosikletle tren raylarının olduğu hemzemin geçitten geçmedim demeyiz. Evet. Galiba şurası da hızlı trenin yolu. Evet, orası da hızlı trenin yolu. Onun tünelinden geçeceğiz şimdi. Yüksek hızlı trenin yolunun altından geçtik. Evet, şu an geçiyoruz. Onun altından geçiyoruz. Hop geçtik. Halbuki Eskişehir yolunda yanı başımızda duran bir tarihi mekan buralar. Ama üşenip hiçbir zaman insanlar uğramaz. Yarım saatinizi alır en fazla. Tarih önemli bir şey. Yaşadığın toprakta daha önce kimler varmış? Ne miraslar bırakmış?
Öğrenmek güzel. Güzel ama bu mevzuya bana ne diyecek arkadaşlar da vardır. Vardır illaki. Yani ilgi alanında olan arkadaşlar için böyle şey yapıyoruz. Gezdiğimiz yerler hakkında bilgi veriyoruz işte. Bu arada bu gittiğimiz arka yol da enteresanmış Kenan. Evet, çok kötü değil yol. Yol kötü değil, bir de alternatif evet. olması adına güzelmiş. Enteresan. İşte oradan Ayaş'a bağlanıyor aslında o yol. Biz Tümülüs'e doğru döndük. Direkt Ayaş'a gidebiliyorsun. Oradan bir Ankara'nın etrafında bir tur da atılabiliyor. Şu ilerisi de galiba ana yol gibi evet, görünen yerde Eskişehir yolu gibi. Hareketin olduğu nokta Eskişehir yolu. Saman banyolarını taşıyan kamyonu görünce aklıma hemen Karadeniz virajları geldi. Evet. Geçiyorum ben onu. Karşıdan bir motor geliyor. O geçsin de öyle geçelim bari. Neyse o biz geçebiliriz belki. Evet, kaskını motor takıyor adam. Gördün mü? Evet gördüm. Ya diyorum ya. Farın üstüne koymuş. Ya ben de öyle gitmek istiyorum ama gidemiyoruz biz. Hani kask yok. Tişört. Terlik. Hiç şakası yok. Özellikle de parmak arası terlik. Evet, parmak arası terlik. Tokyo. Ya bilmiyorum yani öğretiler bize bugüne kadar anlatılanlar. Evet. Hani ve hayata, kurallara uyun hayata diyor. Hayata bakış açımız da yani. Evet evet. Bunun böyle olması gerektiği yönünde bir nebze sıkıntı olur. Tabii yani bu mevsimde özellikle böyle giyinmek ama ne yapalım? Ne yapalım? Bu işi seviyorsak. Aynen. Sakarya kışlası. İşte abi zamanında Yunan buralara kadar gelmiş. Evet. Şu ovalarda ne savaşlar olmuş. Evet, şuradan da tekrar Eskişehir yoluna bağlanıyoruz. Yaklaşık şu anda Yazılıkaya'ya gideceğimiz alan. Oraya 134 kilometre bir yolumuz var. 1 saat 39 dakika gösteriyor ama büyük ihtimal durabiliriz bir yerlerde. Tabii canım bir o bölgeye girmeden. Girmeden. Bir... Zaten bir benzin alırız falan. Oralarda biraz onlar yok. Çifteler diye bir Eskişehir'in ilçesi var. Orada o yol üzerinden gideceğiz. Çiftelerden. Herhalde oralarda falan mı dururuz ya da bu Sivrihisar'a gelmeden mi dururuz? Artık bir noktada dururuz, bir mola veririz. Evet. Oradan tekrar devam ederiz. Yaklaşık dediğim gibi 133 kilometre şu anda yolumuz var. İlk noktamız için, ilk duracak noktamız için.